SSK ve Bağkur emeklisine akşam müjdesi. Emekli maaşlarına %58 zam kesinleşti. Tüm emekliler bu kararla bayram edecek. SSK ve Bağkur emekli bayram ettireceğiz akşam saatlerinde geldi. Bu defa açıklamayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yaptı. %25 zam oranlarını beğenmeyen emekliler için yıl sonunda büyük düzenleme geliyor. Emekli maaşlarına yıl sonunda yapılacak zam en az %32 olurken refah payı ile birlikte %40'a kadar yükselmesi bekleniyor. Milyonlarca emekli için yılbaşında büyük zam oranları gelecek. Emekliler şimdiden yeni maaşlarını hesaplamaya başladı. Üstelik bu defa en düşük emekli maaşına da artış var. Emekli Temmuz zammı geçtiğimiz günlerde belli olmuş ve emekliler %25'lik zam oranından memnun kalmamıştı. Bir süredir emeklilerin tepkileri konuşuluyordu. Emeklilerin seyyanen zam beklentisi devam ederken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek gibi duruyor. Çünkü maaşlara ek zam için müjde verildi. Emekli maaşlarına en az %32 oranında zam geliyor. En düşük emekli maaşı ise 10.000 TL'ye yükseliyor. İşte Merkez Bankası'nın son dakika açıklamaları. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini, SSK ve Bağkur emeklileri için enflasyon artışı, memurlar ve memur emeklileri için de fark ödenmesi gerektiğini kesinleştirdi. Bu durum, emeklilerin Ocak ayında alacakları zam oranını doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası'nın güncellenen yıl sonu enflasyon tahmini %58 oldu. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon %31,92 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak zammı, bir önceki 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ayında %31,92 oranında bir zam alacaklar. Ek iyileştirmelerle birlikte bu oran daha da artabilir. Ayrıca, emeklilere enflasyon artışının yanında refah payı da ödeniyor ve Ocak ayında da bu durum göz önünde bulundurulacak. Emekli maaşlarına en az %32 zam. Memurlar ve memur emeklilerinin 2024 Ocak ayındaki zam oranı ise Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek. Ancak Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini, memurlar ve memur emeklileri için ödenecek farkı şimdiden belirledi. Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak ayında, toplu sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da ödenecek. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon %31,92 olarak gerçekleşecek, bu da memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkının %24,45 olduğu anlamına geliyor. Bu farka Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar belirlenecek. Tüm bu hesaplamalar ve tahminler doğrultusunda, emekliler ve memurlar için Ocak ayında alacakları zam oranları netleşecektir. Ancak ekonomik koşulların belirsizliği ve enflasyondaki yüksek seyir, bu oranların belirlenmesinde etkili olacaktır.